Merhaba arkadaşlar Lapak Akademi'den ben Orhan. Bu videomuzda sizlere HPLC sistemindeki hayalet pik oluşumundan ve nedenlerinden bahsedeceğim. Aslında HPLC ile çalışan kişilerin en büyük korkularından biri ya da en çok karşılaştıkları problemlerden biri sistemde karşılaştıkları bu hayalet piklerdir. Hayalet pik oluşumunun onlarca farklı sebebi olabilir ama biz burada birkaç tanesine odaklanacağız. Temel olarak eğer bir hayalet pik var ise sisteminizde Kontaminasyondan şüphelenebilirsiniz. İlk olarak bunu sayabiliriz. Sistemsel kontaminasyon, hayalet pik oluşumunun aslında ilk nedenlerinden biridir. Hayalet pikleri nasıl tanımlarız, nasıl tanırız onu birazcık açmak gerekiyor. Bir hayalet piki arkadaşlar şöyle tanımlayabiliriz. Kromatogramlarınızda sabit bir alıkonma zamanındaki kontaminasyondan bahsetmiyoruz burada. Bu kontaminasyon aslında her enjeksiyonda, özellikle sıralı enjeksiyonlarda sürekli yer değiştirir. Farklı alıkonma zamanlarında sizin diğer etkenlerinize girişim yapar ve sisteminizin güvenilirliğini olumsuz yönde etkiler. Bu büyük bir problem. Bu problemi tabii ki çözmenin yolları da var. İlerleyen sorun giderme teknikleri videolarımızda bunlardan da daha detaylı bahsedeceğiz ama bu videomuzda odaklanacağımız konulardan biri olan nedenlerini aslında açıklamak istiyoruz. Bir diğer neden de kolonda kalıntılar. Aslında bu kontaminasyonlar burayla yakından ilgili. Eğer Sisteminizde bir kontaminasyon varsa kolonunuzda da bir tıkanıklık zaman içerisinde olacaktır. Özellikle rutin analizlerde çok sık kullanılan kolonlarda sistemsel kontaminasyonlar kolonda birikmeye yol açar ve bu kolondaki birikmelerde hayalet pik olarak karşınıza çıkar. Hayalet piklerle çok sık karşılaşıyorsanız numune hazırlama prosesinizden tutun da temizlik prosesinize kadar, tartım prosesinize kadar tüm basamakları bir gözden geçirmenizi kesinlikle öneririz. Bir diğer konu şu olabilir arkadaşlar, sistemsel kirlilik. Yani sadece kolonda bir tıkanıklıktan bahsetmiyoruz, sisteminizin diğer bileşenlerinde de Genel olarak bir kirlilik olabilir. Özellikle sistemde su bırakma, suyun sonunda da bakteriyel üremelerin olmasıyla beraber sistemsel kirlilik karşımıza çıkıyor. Bu da şunu doğuruyor aslında doğru bir temizleme işlemini sisteminizde yapmıyorsunuz diyebiliriz. Böyle durumlarda pekala ne yapmak gerekiyor? İyi ve etkili bir sistem temizliğini yapmanız, uygulamanız gerekiyor. Bir diğer konu çözücü kalitesi olarak söyleyebiliriz. Çözücülerinizin kalitesi oldukça önemli. Bunlar da yine eğer çok kalitesiz çözücüler kullanıyorsanız ya da kimyasallar kullanıyorsanız bunu biraz da şöyle söyleyebiliriz kullanım esnasında da kontamine de ediyor olabilirsiniz. Bunu biraz kontaminasyon başlığıyla bağlamak lazım. Çözücünüzün kalitesi iyi değilse sistemde yine kirliliklerle karşılaşacaksınız. Numune hazırlama çözücülerinizde olabilir bu ya da mobil fazlarınızda olabilir. Bir kontaminasyon sonucunda hayalet pikleri sisteminizde görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bir diğer konu numune hazırlama prosesleriniz. Özellikle tartım prosesiniz ve daha sonra cam malzeme, sarf malzemelerinden gelen kontaminantlar sizin sisteminizde hayalet oluşumuna neden olacaktır. Eğer bir numune hazırlamada doğru bir proses uygulamıyorsanız veya cam malzemelerinizin en basitinden yıkama prosesleri doğru değilse ya da yeterli değilse buradan da çeşitli kontaminasyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. En son sayabileceğimiz şeylerden bir de şu olabilir aslında arkadaşlar. Mobil faz kolon uyumsuzlukları. Bunlar da kolonda çökme olabilir, kolonun silika yapısına zarar verebilir. Yani mobil fazınız ve kolonunuzda bir uyumsuzluk var ise kolonsal problemlerle karşılaşıp sonrasında yine hayalet pikleri sisteminizde görebilirsiniz. Evet, başlıca sayabileceğimiz hayalet pik oluşum maddeleri bunlar. Peki siz kendi proseslerinizde hayalet pik oluşumunda Hangi problemleri görüyorsunuz? Bunları yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu VWR Hitachi Türkiye'nin Eşbaşlı sistemlerindeki distribütörü Terra AŞ sponsorluğunda üretiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sorunuz olursa, bir talebiniz olursa, açıklamadaki bağlantıdan Terra AŞ'ye ulaşarak onlardan bir teknik destek talep edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın diyorum.